Medyascope TV özel yayınından herkese iyi günler. Bu özel yayınımızda CHP'yi konuşacağız. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran seçimlerinden sonra bir krize girmişti. Aslında parti içinde muhalifler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir imza toplama süreci başlattılar ve olağanüstü kurultaya çağrısında bulundular. Daha sonra bu imzanın toplanamadığını görüyoruz. Genel merkez gerekli sayıda imzanın toplanamadığını söyledi. Ve bütün bu imzaları kamuoyunun dikkatine sundu. Daha sonra ise muhaliflerden bu konuda nispeten daha sessizlik hakim oldu muhalifler arasında. Ve en sonunda da Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kendi merkez yönetim kurulunda değişiklikler yaptı. Ve değişim talebinin büyük oranda karşılandığını söyledi. Şimdi bugünkü sorumuz CHP'de kriz bitti mi? Gerçekten yerel seçimlere odaklanılıyor mu? Ve bunu gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül ile konuşacağız. Erdem Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, merhabalar. Teşekkürler. Şimdi imzalar toplanamadı gibi duruyor ve sanırım imza konusu nispeten kapandı. Şimdi hakikaten siz ne dersiniz? CHP'de tartışma bitti mi? Önceki gece, 15 Ağustos gecesi yani Kemal Kılıçdaroğlu bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Ben de o buluşmada vardım. Bugünkü gazetelerde de bir miktar var açıklamaları. Evet. Kendisinin buna cevabı bu tartışma bitmiştir şeklinde, tırnak içinde. Bu tartışma bitmiştir derken kurultay, olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini takip ettiğini, yakından izlediğini, ancak bu konuya hiçbir şekilde kendisinin genel başkan olarak müdahil olmadığını, muhalif diye adlandıracağımız başta Muharrem İnce ve parti içinde kurulta isteyenlerin tüzük gereği 620'nin üzerinde imza olduğunu söylediklerini, ancak yapılan inceleme sonucu bu sayıya ulaşılamadığını söylüyor. Ulaşılamayınca bu tüzük gereği kurultayın toplanamayacağını belirtiyor. Çünkü zaten seçim sonrası 24 Haziran seçimlerinde alınan oylar ve sonuçlarının nedenlerine ilişkin partinin yeterli bir tartışma yapamadığını söylüyor. Bu kurultay taleplerinin bu tartışmayı gölgelediğini, engellediğini söylüyor. AKP'nin yine seçimden sonra hem bu ekonomideki yaşanan süreç bakımından hem Türkiye'de sistem değişikliği bakımından olağanüstü politikalar uyguladığını, CHP'nin gene kendi iç kargaşası nedeniyle bu gündemin de dışında kalma tehlikesiyle karşılaştığını söylüyor. Bu nedenle imza da toplanamadığına göre artık kurultay tartışması noktalanmıştır. Önümüzde yerel seçim vardır, doğrudan bu gündeme gireceğiz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meseleye bakışı bu noktada. Peki şu noktayı da bir açıklığa kavuşturmak lazım sanırım. Dün gece Muharrem İnce'den bir seri tweet geldi Muharrem İnce'nin hesabından ve olağanüstü kurultay isteyen delegelere karşı bir disiplin sürecinin başlatıldığına dair ve buna dair eleştiriler geldi Muharrem İnce'den. Bununla ilgili bir bilgimiz var mı? Gerçekten genel merkezden muhaliflere karşı bir disiplin süreci mi başlatılıyor? Ben öyle anlamıyorum bunu yani. Çünkü olağanüstü kurultay için imza toplama süreci çok ortada, açık, partinin içinde yaşanmış bir şey. Evet. Gizli bir faaliyet değil. Hatta insanlar çıktılar, biz olağanüstü kurultay istiyoruz, genel başkanı değiştirmek istiyoruz, partide başka değişim istiyoruz diyebildiler, dediler. Hani bu Türkiye'de siyasetin demokratikleşmesi konusunda tartıştığımız meseleyle de ilgili bir şey, ama CHP'de bu yapılabildi. Belki Türkiye'de yeterince özgür bir tartışma ortamı yok. O bakımdan da hani kafamızda bu tür çağrışımlar da yapıyor olabilir, ama ben o zaman 600 civarında imza olduğuna göre 600 kişiyi birden ihraç mı edecekler? Dolayısıyla ben bunun böyle olmadığını zannediyorum, ama belki başka türlü bir daha farklı bir biçim olabilir, o haberin kökenini bilmiyorum. Böyle bir tartışma, hani partinin içinde iki taraf kamplaşma ve gerilimin üst düzey noktaya çıktığı noktalarda bu tür tartışmalar olur. Olması da normaldir. Gerilim hemen düşmez. Ama ben partide değişim isteyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını istemeyenlerin ihraç olduğu kanısında değilim. Bir de CHP'nin dışındaki kesimler
yeniden Türkiye'de olağanüstü gelişmeler yaşanırken ve bir de yerel seçim gündemdeyken CHP'lilerin kendi iç tartışmalarına çok sempati, hoşgörüyle bakmadıklarını gözlüyorum. Yani CHP dışı kesimler bu partinin içindeki kavgaya olumlu bakmıyorlar. Peki muhalefetin şu anki durumu nedir parti içindeki? Çünkü çok homojen bir muhalif hareketten de bahsedemiyoruz. Yani Muharrem İnce'ye yakın olanlar var, onu genel başkan olarak görmek isteyenler var. Bir de mevcut genel merkeze, yani yönetime eleştirel yaklaşan bir takım başka gruplar da var. Bunlar arasında çok homojenlik yok açıkçası. Peki bunlar bir stratejide anlaşabilirler mi bundan sonra? Yok, doğru tarif ettiniz. Yani birkaç parçalı muhalif yapı var. Belki içlerinde en net genel başkan değişikliği isteyen, Muharrem İnce'nin genel başkanlığını isteyen netleşmiş bir kesim var. Ama onun dışında daha farklı değişimi, daha farklı biçimde görmek isteyenler de var. Belki olağanüstü kurultay yeterli imza olup toplansaydı, belki bir ittifak aralarında ittifak olabilirdi. Ancak olağanüstü kurultay imkanı şu anda ortadan kalkmış gözüküyor. Bu noktada bir araya gelip ortak bir noktada yürümeleri kolay değil. Zaten şöyle de bir esas sıkıntı CHP açısından şu: sadece bir isim değişikliği mi gerekiyor CHP'de, yoksa politikalarla, yaklaşımlarla, siyaset yapma tarzıyla, örgütlenme biçimiyle, kadrolarla bir değişim mi olacak meselesi bir türlü netleştirilemedi. Sadece konu genel başkanlık, genel başkan yarışına da indirgenen bir değişim olduğu için de CHP biraz keşmekeş içinde kaldı. Bunun sancıları var. Yerel, benim anladığım kadarıyla bir gazeteci gözlemim, muhtemelen çok çok büyük olağanüstü bir şey olmazsa bu yönetimle yerel seçime gidilir büyük oranda. Yerel seçimlerde alınacak sonuçlara göre yeniden parti içi tartışma o günkü koşullarda yeniden ancak gündeme gelir. Benim CHP'ye ilişkin okumam böyle. Peki Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamalarda da şunu söylemişti: değişim talebinin MYK'da yapılan değişimle büyük oranda sağlandığını söylemişti. Öncelikle bu bilginin ya da bu düşüncenin kaynağını öğrenebildiniz mi? Ya da değişim talebinin tamamen MYK'yla sınırlı olduğu bir gerçek mi? Veya ne kadarı sağlanmış olabilir mevcut MYK'yla? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. O günkü buluşmada da söyledi. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Olağanüstü kurultay için imza toplayanların tamamı değil ama bir kısmı, belirli bir kısmı, önemli bir kısmı MYK'da değişiklik istiyordu, yenilenme istiyordu. Ben bunu karşılamış oldum diyor ama başka bir şey daha söylüyor. Tabii ki bence o da görüyordu CHP'de yenilenmenin, değişimin bununla sınırlı yeterli olmayacağını, ama başka bir şey daha söylüyor. Bu parti içindeki sıkıntı nedeniyle biz 24 Haziran seçimlerini yeterince değerlendiremedik kendi içimizde. Bir rapor hazırlattık diyor, teknik bir rapor. Hangi bölgede ne kadar oy almışız, oy kaybımız ne kadar, Muharrem İnce ne kadar almış, parti ne kadar almış. Bundan sonraki yerel seçimlere ne görünüyor bu rakamlar çerçevesinde, biçiminde bilimsel bir rapor hazırlattık diyor. Bunu parti meclisinde ilk görüşeceğiz. Arkasından büyük bir genel değerlendirme yapacağız. Ona göre yerel seçim hazırlıkları yapacağız diyor. Oradaki söyleminde şu anlaşılıyor: 24 Haziran'daki durumu biz tespit edebilirsek, belki yerel seçime oradaki eksiklerimizi, gediklerimizi gidererek yöneliriz. Kampanyayı buna yöneltiriz demek istiyor. Ama değişim meselesinde biraz MYK değişikliği anlıyor. Ama daha büyük değişimler olup olmayacağını biz hepimiz sanırım yerel seçimlerde de alınacak sonuçlardan sonra göreceğim. Peki MYK'daki değişikliklere de biraz bakalım isterseniz. Bülent Tezcan'ın kenara çekildiğini görüyoruz. Evet. Onun dışında daha önce tartışmalı bazı isimler, en azından muhalifler imza toplarken onlarla yani basın önünde tartışan Tunca Özkan gibi, Muharrem Erkek gibi isimlerin yerini koruduğunu görüyoruz. Onun dışında Onursal Adı Güzel ismi çok tartışılmıştı bu AD Seçim platformu ile ilgili yaşanan problemlerden ötürü. Onun da yerini koruduğunu görüyoruz. Fakat mesela örgütlerden sorumlu olarak Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın getirildiğini, bir de birkaç genç ismin gene MYK'ya girdiğini
belki değişimi daha çok onlar üstünden Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanımladığını görüyoruz. Bu değişimler neyi gösteriyor sizce? Ne anlamalıyız? CHP'de klasik olarak en kritik, yani bu süreçte de en kritik görev, genel başkan yardımcılığı anlamında, sizin de söylediğiniz gibi, birincisi örgütlerden sorumluluk. Bülent Tezcan en önemli görev olarak orayı tanımlamak gerekir, örgütlerden sorumlu olduğuna göre. En önemli değişiklik bence o. Oradaki değişimi çok önemsiyor. Çünkü Bülent Tezcan'la da uzunca bir süredir çalışıyordu. Yani belki 3-4 kurultaydır çalışıyor, 6-7 senedir birlikte çalışıyor. Buna rağmen Bülent Tezcan'ı değiştirdi. Bir onu kastetmesi önemli. İkincisi, yine partinin eski isimlerinden Haluk Koç değişti. Partinin saymanı konumundaydı biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hani onun değişikliğini de önemli bir revizyon olarak görüyor. Bir de belki bahsedebileceğimiz isimlerden gene Tekin Bingöl. Eskiden de örgütten sorumlu görevde bulundu. Son görev o değildi ama onun da değiştiğini görüyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi daha genç, partiye yeni katılmış isimleri de tercih etti. Onlarla belki hani bir geçiş süreci oluşturmayı düşünmüş oldu. Örgütün de bu eski isimlere tepkilerini de hesaba katarak belki o tepkileri ortadan kaldırdığını düşünmüş olabilir Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bence yapması gereken başka işler de var. Yani sadece bunlar yeterli değil tabii, sizin de söylediğiniz gibi. Örneğin partinin seçmeninde oldukça büyük bir kırgınlık ve partiye uzaklaşma meselesi var. Dolayısıyla çok ikna edici yerel seçimde adaylar bulmak zorunda. Bunlar illa partiden ya da parti dışından falan gibi tartışmalar var. Evet. Ama mutlaka küsme eğiliminde olan, uzaklaşma eğiliminde olan seçmeni ikna edecek, oy vermesini sağlayacak, partiye oy verdirecek seçmenler bulmalı ki yerel seçimlerde şansı olabilsin. Peki yerel seçimlere hazırlık konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Mesela özellikle bu süreçte muhaliflerle beraber hareket eden ya da imza verdiğini kamuoyu önünde açıklayan bir takım belediye başkanları oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadıköy Belediye Başkanı ki buralar CHP'nin kaleleri olarak bilinen yerler. O isimlerin tekrar aday olması ve yerlerini koruması ne derece mümkün sizce? Yani orada da şöyle bir bakış açısı var. Diyor ki evet, yeterli imzayı toplayamadılar ama toplanan imza, kurultayı toplamayacağım bu nedenle ama toplanan imzaları da dikkate alacağım diyor. Burada bir irade var diyor. Bunu da bundan sonra partiyi yönetirken dikkate almak durumundayım. Bu delege iradesidir diyor. Bu önemli bir şey. Yani onları kimseyi dışlamayacağını söylemesi bakımından önemli. Sizin söylediğiniz Muharrem İnce konusunda örneğin şöyle diyor. Muharrem İnce bundan sonra, yani Muharrem İnce bir CHP'lidir. Bahsettiğiniz CHP dışında bir isim değildir. Herhangi bir parti CHP'li nasıl çalışıyorsa o da çalışacaktır ama tabii ki bizim adayımızdı seçimde. Dolayısıyla kendisinin ne düşündüğünü ve nasıl çalışmasına ilişkin kendi kararlarını kendisiyle dinleyip birlikte karar vermek isterim diyor. Buradan da Muharrem İnce'nin de düşüncesine uygun onunla bir çalışma tarzı planladığını düşünebiliriz. Ama söylediğiniz gibi gene CHP'nin önemli oy yerleri olan yerlerde, İzmir'de, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, başka yerlerde, Bakırköy'de nasıl adaylar bulacak? Bunlar önemli. Ama benim anladığım kadarıyla parti meclisinde bu 24 Haziran seçimine ilişkin raporun teknik ve siyasi değerlendirmesinin yapılmasından sonra çok uzun süre beklemeden yavaş yavaş belli olan yerlerde adayları açıklamaya başlayacak gibi bir izlenim edindiğimi söyleyebilirim. Ankara için konuşulan isimlerden yani Mansur Yavaş daha önce aday olmuştu 2014 yılında. Tekrar adı geçiyor mu ya da başka isimler var mı? Bence geçiyor. Yani kendisi bir aday isminden bahsetmedi tabii şu ana kadar. Hiç duymadım ağzından ama bence geçiyordur ismi. Çünkü örneğin Ankara ve İstanbul'u referandumda bu %50'lik mesele muhalefet tarafından aşıldığı için evet hayır meselesinde umut doğmuştu CHP açısından. Evet. Ankara İstanbul'a göre daha sağ oyların yüksek olduğu bir yerdir. Mansur Yavaş'ın adı hep bu çerçevede, bu kriter bakımından hep gündeme gelir. Ama partinin milletvekili, grup başkan vekili Levent Gökte adaydır. Başka adaylar da olduğu söylenir hatta. Vardır öyle isimler.
Ama Mansur Yavaş'ın adayı da her zaman gündemdedir. Olacağı anlamında söylemiyorum bunu. Evet. İstanbul'da daha Kürt oylar da var. CHP'nin de belli bir miktarın üzerinde oyu var. İstanbul'da bu kriterle bakılır. Kimin aday olacağına biraz bakılıyordur. Ama partide aday olmak isteyen, hele İstanbul için, çok sayıda milletvekili olduğunu da siz de biliyorsunuz. Evet. İsimleri zaman zaman geçiyor. Ama henüz kesin karar verilmiş bir isim yok. Belki büyük şehirler biraz daha gecikerek, ama ilçeler, metropol ilçeler filan son anı beklemeden belli oldukça yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ilan edileceğini düşünüyorum. Yalnız arada şöyle bir şeyden söz etti. Evet, bir ön seçim, doğrudan klasik ön seçim yapmıyoruz ama örgüte sandık koyacağız diyor. Yani örgütün eğilimini alacağız diyor. Parti içinden mi olsun, parti dışından mı olsun biçiminde ve kim olsun biçiminde bu anketlere bakacağız diyor. Örneğin hani bunu şöyle anlayabiliriz. Cumhurbaşkanı seçiminde de Muharrem İnce'nin yaptırdığı örgüt ve kamuoyunda yaptırdığı anketlerde en çok istenen isim olmasının önemli olduğunu söylemişti. Belki bu bir ölçüt olabilir. Peki özellikle referandum sonuçlarıyla doğan bir umut olduğunu altını çizdiniz. Şimdi Millet İttifakı denen yapı ve fikir 24 Haziran'da bir yara aldı. Bu gayet açık ve 24 Haziran'dan sonra Millet İttifakı'nın elementleri de aslında bu ittifakın bittiğini söylediler. Peki yerel seçimde tekrardan İYİ Parti'nin tekrar bir yenilenme sürecine girdiğini göz önünde bulundurursak bir birliktelik olabilir mi? Fikrinizi merak ediyorum bu konuda. Ben AKP'nin MHP ile birlikte özellikle büyük şehirlerde İstanbul, Ankara'ya gidip o gece konuşurken Erdem Bey, bizi duyuyor musunuz? Sesinizi biraz kaybettik. Alo. Alo. Ha, şu an duyuyoruz sesiniz. Evet. Tamam. Tekrar cevap verebilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'na aynı soru soruldu. Meral Akşener ittifak bitmiştir açıklaması. Hani Saadet'ten de gelen açıklama çerçevesinde yerel seçimde olur mu biçiminde. Evet. O da dedi ki biz CHP olarak bu ittifakı her zaman önemsemiş. Hatta onları bir şekilde parlamentoya taşınmalarını sağlamış fikir partisiyiz. Bu açıdan ben isterim ama şu noktada partilerin tavanlarında, yönetimleriyle bunu gerçekleştirmek kolay gözükmüyor. Ama yerel seçimlerin aday gibi, yerel özellikler gibi dinamikleri vardır. Ben bu ittifakların yerellerde gerçekleşmesinin daha doğru ve mümkün olacağına inanıyorum dedi. Buradan da şunu anlayabiliriz. Biraz örgütler yerel düzeyde İstanbul'da, Ankara'da, hani genel merkezden Ankara'dan karar verilmese bile oralarda aday yöntemiyle, örgütler yöntemiyle işbirlikleri arayışları olacağını anlayabiliyoruz. Hı hı. Son bir soru daha sormak istiyorum Erdem Bey. Muharrem İnce ne yapacak bundan sonra sizce? Oradan bir defa bir kulis ya da alınmış bir bilgi var mı? Yani nasıl hareket edecek bu olanlar sonucunda sizce? Muharrem İnce şöyle, yani Cumhurbaşkanı adaylığı süresinde hatırlarsınız televizyon programlarında ben Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tekrar aday olmayacağım diyerek net bir şekilde söyledi, hatırlayalım. Evet. Bu demeci var ama buna rağmen imza toplandı, aday oldu. Dolayısıyla dün siz bahsediyorsunuz parti yönetimine karşı ihraçlar nedeniyle anında çok sert bir açıklama yaptı. Yine seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği ilk görüşmeden sonra kendisine siz çekilin, onursal başkan olun, ben genel başkan olacağım şeklinde bir çıkış yaptı. Kamuoyuna bunu açıkladı. O yüzden Muharrem İnce'nin ben genel başkanlık arayışından vazgeçeceği kanısında değilim. Hı hı. Ama yerel seçime kadar bu şansını kullanabilir mi, bu imkanı var mıdır? Ondan emin değilim ama yerel seçimlerde alınacak sonuçlara göre de Muharrem İnce ya yeniden aday olacaktır. Yani CHP'nin başarısız bir sonuç alması durumunda, ya da duruma, yerel seçim sonuçlarına bakarak kararını verecektir. Öyle anlıyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz Erdem Gül. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi yayınlar. Evet sevgili Medyascope TV izleyicileri, bugünkü özel yayınımızda CHP'de kriz bitti mi, bu soruyu sorduk. Konuğumuz da Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'dü. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.